Tecdidibiyat, Efendimiz'e verdiğimiz sözde durmak, bunu nasıl anlayacağız? Selamın içinden baktığımızda, Evet. salavatın içinden baktığımızda. Yani biat dediğimiz zaman ya da beyat diye ifade ettiğimiz şey ulul emre itaat etmedir. Yani onun getirmiş olduğu bir hakikat var. O hakikati kabul ettiğinizi dile getiriyorsunuz ve belli periyotlarla siz bu biatınızı yinediyorsunuz. Evet, kabul ettik diye. Burada ifade edilen noktada selam manasıyla bakacak olursak Risale-i Nur'da şu ifadelerle hani ifade etti. Tecdidi biat etmeyi memuriyeti kabul etme olarak dile getirdi ya da onun getirdiği kanunlara itaat etme olarak ifade etti. Hani maddelendirerek bakacak olursak vermiş olduğumuz aslında selam öncelikli olarak onun manevi şahsiyetini kabul ettiğimizin bir göstergesidir. Hani bu selamı ifade edişimizdeki ilk nokta manevi şahsiyetini kabul ettiğimizdir. Her selamda bunu yeniliyor muyuz biz? Her Evet, yenileniyor selamda. ve mana sizin haleti ruhiyenize göre değişiyor. Yani o selamda sizin hissettiğiniz mana neyse o manaya göre verdiğiniz selam da şekil alıyor. Tefekkür boyutunda değişiyor, Tabii değil mi? tefekkür boyutunda hissettiğiniz şeyler ve duygularınız noktasında bütün bunlar sizin aleminize Ama yansıyor. bu salatü selam bir kapı olarak görebiliriz, değil mi? O Bir tefekküre, anahtar olarak anahtar düşünebiliriz olarak, aslında. evet. Selavat-ı Şerife'yi bir anahtar olarak düşünebiliriz, bakabiliriz. Mesela onun huzurunda bu beyat etme aynı zamanda ona karşı olan saygımızı ve bağlılığımızı dile getirme anlamını taşır. Onun memuriyetini kabul ettiğimiz anlamına gelir. O aynı zamanda yine selam vermiş olduğumuz o selamda onun risalet vazifesini kabul etme anlamına gelmekte. Yine verdiğimiz selamda sünnet-i seniyeye olan bağlılığımızı aslında bildirmiş oluyoruz. Bir başka manada yine sünnete bağlılığın dışında bizden sana asla ve kat'a zarar ya da ona benzer bir takım hal, tavır, davranışlar bizden sirayet etmeyecek diye bir söz verme meselesi vardır. Sözümüzden dönmeyeceğiz diyoruz belki Evet. her seferinde, değil mi? O hakikatin yanında biz de senin gibi Evet. duracağız ya Resulullah demenin Evet. başka bir manası. Savunacağız Evet. belki. Yeri gelecek Savunacağız. savunacağız. Sadece bir duruşla değil, sahip çıkacağız. Yani bunların sözünün verilmesidir. Yine selamın bir başka manasında teslimiyet vardır. Teslim olma vardır. Neye? Hani tekrim kavramı kullanılır. Saygı ve hürmette kusur etmemedir ama emir ve yasaklar noktasında getirdiği meseleleri kayıtsız şartsız bir teslimiyetin de yapılacağının aynı zamanda biz beyatını vermiş oluyoruz selam ifadesiyle.